Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım? Bilmiyorum ki nereden başlayalım. Sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı 16'ya düştü haberiyle başlayalım. Bakın burada çok önemli bir olay var. Şimdi bir bekao. Tamam bir bekao. 2 Osayi diyelim. Hani bendeki listeye göre sırayla tek tek saymıyorum, karışık sayıyorum. 3 Shimansky sonuçta transfer yapıldı. Hani oynatılmayacak olsa alınmazdı. 4 Ciku 5 Rian Kent Tamam mı? 6 Dusan Tadiç. Hocam helal olsun 6 değil 15 tanesini kapsasın. 7 Micha Baćvajić 8 Edin Čeko 9 Miha Zajc Zaysa da uzatıldığına göre demek ki devam edilecek isimlerden biri. Şimdi 9 tane isim bu. Pedro gitti, Rossi gitti, Salah, Valencia falan gitti. Kaldı geriye şu isimler. 9 tane isim saydık bakın. Luan Perez 5.5 teklif vardı. Bilmiyorum kabul ettik mi? Gustavo Henrique her an gitme haberi gelebilir. William Arao aynı şekilde. Lincoln Henrique şanssız bir sakatlık. E, lisansı dondurulabilir ama Luan Perez de sayalım. 10 diyelim işimiz kolay olsun. Osterbol bu kadroda kesinlikle yer alacak. 11. Şimdi 11. 11 Osterwolde, Crespo var ve Joshua King var. Bana soracak olsanız Joshua King kesinlikle kalacak derim. Çünkü İsmail Kartal göndermek istemiyor. Etti sana 12. Crespo giderse 12'de kalır gitmez. 13. Şimdi burayı anladınız değil mi arkadaşlar? Bodoslama girdim ama aslına bakarsanız videonun tamamı bununla alakalı. Başlıyorum. Fena Marsilya'da Cengiz Ünder süre bulamadı. Marsilya teknik direktörü Marcelino Bayer Leverkusen maçında kadrodaki 25 oyuncunun 22'sine süre verdi. Süre almayan 3 oyuncudan biri Cengiz Ünder'di. Bu da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor ve Marsilya teknik direktörü Marcelino 2-1 kaybeden hazırlık maçında 25 oyuncudan 22'sini oynattı. Cengiz süre alamadı diyor. Diğeri 3. kaleci Siman Nikapando Edontuviri. Bir de Rus'tan Malinovski de bu maçta süre vermiş. Lan Malinovski. O Malinovski mi? Biz bir ara sündüydük. Salça oldu bu O Malinowski mi? Aynen aynen Ukraynalı 30 yaşındaki orta saha. Bunu yeni transfer etmişler. 10 numara pozisyonunda. Yani daha yeni transferleri 10 milyon euroyu almışlar Atalanta'dan. Ee, o da yeni olduğu için oynatılmamıştır. Mesajı aldınız değil mi Cengiz Ünder mesajını? Şimdi Arkadaşlar Fenerbahçe Marsilya ile görüşüyor. Ama Sabaha bir şey diyoruz Akşama Kulübü başka bir şey diyor. Yani Sabaha 8 artı 4'e tamam Akşama ya biz Çok iyiyiz yani sıcak bakmıyoruz diye. Çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan. Ben de bıktım. Sürekli bu haberi vermekten ben de bıktım arkadaşlar. İki de bir de size bu haberi veriyorum. Hocam ne oldu? Sonuç ne? Hocam niye daha açıklanmadı? Ya ben de bir şey yapıyorum. Marsilya'nın dönek tutumu olmasa Cengiz çoktan açıklanırdı. Şimdi 12 tane yabancı saydım ya. Anladınız mı? Cengiz'i alırsan Kanada yabancı almana gerek kalmayacak. Yani Cengiz aslında e, bir kanat oyuncusunun görevini almış olacak. Yani Cengiz Ünder'i alırsan bir yaban, iki yabancı alabileceksin. Ama bu kaleci olur. Ama bu forvet olur. Ama bu başka bir şey olur. Ama o olur ama bu olur. Ben bilemem. Ben amalardayım. Şimdi diğer bir habere geçiyorum kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dokunuşu işte en büyük hamlesi. Şimdi transferden önemli bir şey var ortada. Yaptığın transferin tutması bu transferden daha önemlidir. 18 tane futbolcu aldın. Hiçbiri tutmadı. Ne yapacaksın? Yani ne yapacaksın? Merak ediyorum. Ama 18 tane futbolcu aldın. Değil mi? Hiçbiri tutmadı. Ya yani hırsını kimden çıkaracaksın? İntikamını kimden alacaksın? Ne diyeceksin? Ne diyebileceksin? Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Aldığım futbolcu tuttu. Sana 18 transfere bedel işte sana 18 transfere bedel değil mi? Bence bedel. Şimdi İsmail Kartal Jesu'dan ayrılmasından sonra teknik direktörümüz olarak o koltuğa oturdu. Şampiyonluk hedefliyoruz. jesusta da olmadı. Ali Koç çok ama çok uğraş veriyor. Belki de tarihinde hani Ali Koç başkanlık tarihinde yapmadığı transferleri İsmail Kartal'a yapıyor. Ve yerliler çıkışa geçti. Zimbru maçında toplam 2 maçta 9 gol attı takım. Sezona iyi başladı. Avrupa maçlarında vasatı aşamayan Türk oyuncular vardı. İsmail Kartal'a coşmaya başladılar. Mesela İrfancan Kahveci, Mert Hakan Yandaş taraftarın en büyük tepkisini alan isimlerdendi. İki iki futbolcu Zimbru maçlarında yıldızlaştı. Ben bir yorum gördüm. Şey diyor, İrfancan'ı neyin övüyorsunuz diyor. Zimbru maçında top mu oynadı ki diyor? O arkadaşı gözüyle maç izlemeye davet ediyorum. Lütfen gö gözüyle maç izlesin, gönlüyle maç izlemesin. Yani lütfen bu arkadaşa özellikle ve özellikle rica ediyorum. Rica da bulunuyorum. Beni kırmasın. Şimdi yüksek enerjiyle mesela kaleci Altay Bayındır. Top gelmedi ki. Değil mi? Top gelmedi Altay Bayındır'a. Maçın adamı İsmail yüksek seçildi mesela. Ben sevindim. Ferdi Kadıoğlu zaten bıraktığı bir yer var oradan devam ediyor. Serdar Aziz bence sırıtmadı. Anlatabiliyor muyum? İsmail Kartal her iki maçta da goller bulduk ama en önemlisi herkesi görmüş olduk. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bir değerlendirme yapıyoruz. Biz de elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak ligi iyi bir şekilde başlamak istiyoruz demiştim. Şimdi ben bunu söyleyince zannediyorsunuz ki hiç transfer teklifi yok. Transfer teklifi falan çok oyuncumuz var. Aşırı oyuncumuz var. Mesela Altay Bayındır bunlardan bir tanesi. Manchester United'dan Fenerbahçeli futbolcuya resmi adım. Şimdi kaleci arayışı devam ediyor Fenerbahçe'de. Ve eğer kaleci transferinde beklenilen senaryo gerçekleşirse Altay Bayındır'la yollar ayrılacak. Bu zaten benim anlatmama gerek olmayan bir durum diye düşünüyorum. Hepinizin düşünebildiği bir şey olarak düşünüyorum bunu. Hani hepiniz aynı şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Altay Bayındır giderse ya da e, kaleci transferi için Altay'ın gitmesi gerek. Şimdi hem Altay hem kaleci e, transfer et. Hem ne bileyim İrfan Can adına bonservisini al. Maliyeti çok yüksek ve aşırı saçmalık olur diye düşünüyorum. Şimdi bu bağlamda da arkadaşlar şöyle bir durum var. Manchester United bir dünya devi ama son zamanlarda köküşte olan bir dünya devi. Fenerbahçe, Livakovic, işte Keylor Navas bunlardan birini almak için ya da başka bir Haleci hevesinde. Ama Altay Bayındır takımdan ayrılması gündemde. Manchester United resmi girişimlere başlamış arkadaşlar. Haberin detayında Manchester United ile transfer görüşmeleri halinde diyor Altay Bayındır için. Ve 6 milyon euroluk maddedir. 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Altay 143 maçta sahaya çıktı. Şimdi ben kısa, kibar, nazik ve net olarak söyleyeyim. 6 ay 6'ya gitsin. Altının hepsini kullanamıyoruz ama hadi kullandık diyelim. Bir vakum 6'ya gelse. Ben de dahil hiçbirimiz rahatsız olmayız. Doğru muyum? Doğrusun hocam. Rahatsız olmam. Yani hem 6 ay 6'ya gidip hem de e, futbolcu yani 6 ay 6'ya gidip Oraya da Livakovic 6'ya gelirse ben rahatsızlık duymam açıkçası hocam. Doğru muyum? Doğruyuz. Peki. 6 ay 6'ya gidip 3'ünü kullanabilirken Livakovic'e 10 vermek bana biraz saçma geliyor. Şimdi <laughs> sıradaki haberimiz şu şekilde. Dinamo Zagreb'in Livakovic tavrı Fenerbahçe'yi rahatsız etti. Livakovic transferini uzun zamandır bitirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını da yapıyoruz. Fazlasını da yapıyoruz. Ancak Dinamo Zagreb'in tavrından bir hayli rahatsız durumdayız. Bunu da belirteyim. Önce 10 milyon euro serbest kalma maddesini şart koştu. Sonra 9'a ikna oldu. Ardından Şampiyonlar Ligi maçını mazeret gösterdi. Çok verme niyetinde değil. Gruplara kalmanın kulüp için önemli olduğunu söylemişler. 3. öneleme maçlarında Libakovic'de çıkmak istiyorlar. 15 Ağustos'u tarih olarak vermişler. Ancak takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde tecrübeli kaleciyi bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir soru işareti. Ben Livakovic'le ilgili süreci söyleyeyim. Livakovic'in bir de menajeri var. Çakal Carlos. Tam çakal. Böyle yarım çakal değil. Arap kulüpleriyle flörtleşiyor. Fenerbahçe'den ucuza futbolcusunu götürmeye çalışıyor. Fenerbahçe'den alacağı para ucuz geliyor. Oradan daha yüksek para alacağı için oraya yanaşıyor. Futbolcunun menajeri oraya e, yanaşıyor. Bildiğiniz yanaşıyor. Ve Fenerbahçe zaten rahatsız. Hocam biz niye süreci bu kadar uzattık? Parayı verip niye basıp almıyoruz? Arkadaşım bak elinde senin kalecin var. Sen aldığın anda rakibin elini güçlendirirsin. Sen yani aldığın anda rakibin mesela kim almak istiyorsun? Kaleciyi. O kalecinin takımının elini güçlendirirsin. O kalecinin takımı der ki ulan nasıl olsa bunların elinde şey var. Der güçlendir ve e, sen kendi futbolcunu satamazsın. Anlatabiliyor muyum? Kendi futbolcunu satamazsın, pazarlayamazsın. Bu açıdan da baktığınız zaman Fenerbahçe yönetiminin biraz ağırdan alması açıkçası mantıklı gibi. Ama ben Livakovic için size hep söyledim. Ben olacağını zannetmiyorum dedim. Hala aynı çizgideyim. Ben olacağını sanmıyorum. Sebebi de artık ve artık ve artık bunlar. Şimdi kurun iş tamam. Şimdi sıra Milan'da. Fenerbahçe'de transfer tüm hızıyla sürüyor. Milan'ın yıldızı için kollar sıvandı ve aşama kat etmek istiyoruz. Milan'ın orta sahası Radi Kurnic. Kurnic ve <laughs> kulübüne teklif yapıldı. Boşuna koyunca İtalya'dan aldığı rakamdan daha yüksek bir rakam önerildi. Ve taraflar prensipte anlaştı diyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Kurunic ve Kambi'nin yıllık toplam maliyeti maaş bandında 3 milyon euro yok. Gelen konuşmalara göre 3 milyon euro yok arkadaşlar. Bakın yanlış duymadınız. Yanlış duymadınız. 3 milyon euro yok. Ve şimdi e, Tadiç ve Kurunic'i alsan e, taraftar da tepkili. O nasıl olacak? İşte o da biraz sıkıntı. Öyle bir ikilemdeyiz ki işin içinden çıkamıyoruz arkadaşlar. Ha, çıkamamamız da haklı. Niye haklı? Biraz saçmalıyoruz. Biraz saçmaladığımız için de burnumuz şeyden çıkmıyor. Ya ben burada taraftara hak veriyorum. Taraftar burada haklı. Taraftar transfer hemen bitsin ister. İster abi taraftardır bu. Ama süreç uzadıkça sıkıntı olur. Şimdi Nikolas Dominguez'lerden şuralardan buralardan girip de burun içi alırsan taraftar tepki gösterir. Ha şunu söyleyeyim. Ee, bak dikkat. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bura haber değil, bura subliminal duyum içerir. Ben 6'da iç oynatacağım. 8'de Nicolas Dominguez oynatacağım. 10'da Shimanski'yi oynatacağım dersen öpüp başımıza koyarız. Bu orta saha güçlü bir orta saha olur. Bu kadro güçlü bir kadro olur. Bu tandem güçlü bir tandem olur. Öpüp başımıza koyarız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İtalyan basını gelişmeleri doğruyor. La Gazzetta Della Sport Milan'dan izin istediğini yazıyor. Fenerbahçe 5 milyon euro önerdi Boşnak oyuncu için 10 milyon euro istiyorlar. Görüşmeler sürüyor. Kontrollerin ardından imza atılacak falan filan Inter Milan. Milan'dan 8, Milan 8.6 milyon euroya transfer olan Kurunic geçen sezon 34 maçta forma giyip bir gol bir asist. Hocam o zaman çöp. Ulan arkadaş o zaman kalecilerin alayı çöp. Hiçbirinin golü yok. Kariyerinde 314 maçı var. 20.459 dakika sahada kalmış. Ve 23 gol atmayı başarmış. Süper Lig en Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Yoğun araştırma. 29 yaşında. Futbol ülkesi Bosna Ersek'te Sucieska Foka takımında başlıyor. Ardından Sırbistan ekibi Srem'in yolunu tutuyor. Bir süre sonra durağı İtalya'nın Hellas Verona takımı oluyor. Verona'nın ardından Sırbistan ekibi Borak Kaçaç ile anlaşıyor. 2015 yılında ise İtalyan ekibi Empoli ile el sıkışıp Empoli'de gösterdiği performansı dikkat çekiyor. 2019 yaz transfer döneminde Milan'a gidiyor. Ana mevkisi merkez orta saha. 10 numara ve ön libero'da da görev alabiliyor. Kurunic ülkesi Bosna-Hersek milli takımında formasını terletiyor. Vallahi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Sergan Akkoyun'un yorumu çok doğru. Bizimkiler diyor futbol falan izlemezler. Bizimkiler sadece istatistiklere bakarlar. A çöp, a iyi, a kötü, a vıy derler diyor. Adam haklı. Şimdi İsmail Kartal'dan Michi Batçuay'ı biçim için önemli için. Michi Batçuay. Fenerbahçe'nin hırçın çocuğu. Boş kaleye şut çekip direkten topu kendine nişanlayan zeka kopu. İsmail Kartal, Ceko'nun transferi sonrasında Batçuay'ı yediye düştü ve bir toplantı yaptı. Takımdaki farklı golcülerden birisin. Sensiz şampiyonluğun gelmesi zor. Bizim için çok önemlisin dediği öğrenildi. Şimdi ben İsmail Kartal'ı saf dışı bırakıyorum. Kendimi koyuyorum oraya. Ben bir futbolcuyla konuşacak olsam derim ki ulan Angut. Angut diye bir kuş var biliyorsunuz. Ulan Angut. Maçlarda maçlarda 5 oyuncu değişikliği var. 5 değişiklik. Yani futbol müsabakalarında 5 değişiklik var. 5 oyuncu değişiklik hakkında maçlarda. Ve 5 değişiklikle eee 5 değişiklikler. sen de oynayabilirsin. Ahmet de oynayabilir. Mehmet de oynayabilir derim ben olsam. Çünkü 5 değişiklik hakkım var. İstediğin herkesi değiştirebilirsin. Bak 5 kişi. 30. dakika canım sıkıldı. Çık 2 forvet. 40. dakika canım sıkıldı. Çık 3 forvete dön. Değiştirebilirsin. Seninle başlayıp Ceko'yu sonradan alabilirim. Ahmet'le başlayıp Mehmet'i sonradan alabilirim. Öbürüyle başlayıp öbürünü sonradan alabilirim. Yani uzun lafın kısası her şey olabilir. Şimdi Fenerbahçe dedi İsmail Kartal Cekolu bir sistem şekillendiriyor. Batshuayi Zimbru maçında yedek kalınca sıkıntı yaşamıştı. 15 dakikada süre aldı ve tepki gösterdi. Rövanş maçını 11'de başlattı. Şimdi bana şu soruyu sormanızı beklerim. Hocam sence bu bir zaaf değil mi? Yani kaleciye bak yani kaleci diyorum. Oyuncuya bak bana tepki gösterirseniz ben sizi böyle oyuna alırım. Mesajı verme değil mi bu? Tam olarak değil. Yani tam olarak bu mesajı verme değil ama kısmen de haklısınız. Yani bu bir korkaklık olarak da futbolcularda algılanabilir. Bizim insanımız sündürmeyi sever. Bir açık buldu muydu oradan girmeye çalışmayı çok sever. Bu böyle bir şeye doğru evriliyor. Dikkat etmekte fayda var. Ama Rövanş 11'de başlattığım gelen teklifleri reddediyor demiş. Batshuayi'ye bir takımdan 15 milyon euronun üstünde bir teklif geldi konservisi olarak ve yıllık ücret olarak. Yıllık ücret 15 milyon euro'nun üstünde bir teklif. Ancak Arap politiklerindeki şey biliyorsunuz hani e, nasıl diyeyim zıpta çıktı oyuncuların çok beğenmeyeceği türden yaşam şeyleri. Yoksa reddediyor. Tadiç'le uyum yakalamasını istiyor demiş. Bak son maçta mesela Tadiç'le Batshuay'ın uyum yakalaması hedeflendi ve farklı farklı şeyler de denendi. Uzun lafın kısası Batuay şu, şu an için bir yere gitmiyor arkadaşlar. Gitme fikri yok. Ee, ama giderse de çok yüksek bedellere gidecek. Çünkü gelen teklif çok yüksek. Ha ben olsam gönderirim ama futbolcu gitmek istemeyince de gönderemezsin. Ortada da böyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe için Filogeni iddiası. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürdüğünde Fenerbahçe'de Aston Villa'da forma giyen Jadon Filogeni için Teklif götürdü öne sürüldü. Jojen'e. İlk defa duydum. Bu sezon büyük başarılar elde etmek isteyen Fenerbahçe birçok takımın yıldızı kattı. Radarına bir genç yıldız takıldı. Bu sefer Wanderkid Aston Villa'dan İngiliz basınına göre 21 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi duyuyor ancak ikna Villa'yı ikna etmesinin zor olduğu vurgulandı. Hemen bakalım futbolcuya. 2.800.000 euro siyahi 21 yaşında sol kanat. Aston Villa Premier League. Dominika asıllı İngiliz futbolcuymuş. Sağ ayaklı. 3 milyon euroya kadar çıkmış. Aston Villa altyapısından çıkmış. Cardiff'te kiralık oynamış. Şampiyonşip'te 48 maç 5 gol 1 asist. Premier League 2'de Rezerv Lig'de. 22 maçta 11 gol 4 asist. Yani Rezerv Lig başarısı gayet iyi. E dan Dominika asıl oyuncu Cardiff'te kiralık olarak geçirdi falan filan. Arkadaşlar hiçbir bilgim yok. Hani benim bilgim yok diye de alakamız yok zannetmeyin. Benim bilgim yok arkadaşlar. Diego Rossi. Columbus Crew Diego Rossi şöyle duyurmuş. Dokunduğu her şey gole dönüşüyor. Ulan nasıl ski şey yaptık. Skills videosu hazırladık. Adamların resmen beyniniz beynini yani skills videosuyla doldurmuşuz. Öyle bir şey. Kafayı yersiniz. Yani adamlar dokunduğu her şey gole dönüşüyor demiş. Ulan dokunduğu her şeyde hayat sona eriyor. Fenerbahçe taraftarına sorun. En büyük destekçisi bendim. Şu formunu sürdürürse 20'ye satarız diyen bendim. Lan ben pes ettim. Ben pes ettim. Gerisini düşünün. Ben pes ettim yani. İlginç. Hocam Yasin Özcan Kasımpaşa feshetmiş alalım mı stoper falan. Ee, bildiğim kadarıyla iyi bir stoper. Fesih değildir o. Tefe festesinde bir sıkıntı vardır. Onu geçiniz. Ha sıkıntı demişken aklıma iyi geldi. Tete. Bir önceki videoda Tete'yi konuştuk. Atıyorsun diyenler oldu tutuyorsun diyenler oldu. Lan kardeşim ben kendimden söylemedim orayı. İyice açın bakın. Video orada sabit. Konuştuk ettik. Dedim ki arkadaşlar bakın devrim zenginin haberi benim değil. Böyle böyle diyor. Görüşme tamam, anlaşma tamam diyor. Ama videoyu izlemeyen çakal arkadaşlarımız yani çakal arkadaşlarımız çok ilginç. Şöyle böyle. Şimdi TT için Galatasaray görüşüyor, alacak, almak üzere falan filan diye istediğini alabilir. İstediğini alabilir ya. Niye bu kadar takılıyorsunuz? Transfer çalımı. Transfer çalımı kimdir biliyor musunuz? Transfer çalımı Stoh'u kapa bildirdi Galatasaray. Fenerbahçe forma giydirdi. Transfer çalımı budur. Alper Potu kapa bildirdi Galatasaray. Fenerbahçe forma giydi. Ha, keşke Alper'i almasaydık. O da ayrı mesele. Ama hani transfer çalımı budur diyorum. Şimdi TT konusunda da Yağız Sabuncuoğlu o da başka bir duyum verdi. Aslında bakarsanız beni doğruladı. Niye? İstanbul'da diyor oyuncu. Kulübüyle temsilcisinin görüşmesini sürdürüyor. İstanbul'dayım transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem Avrupa'nın 5 büyük teklif var. Henüz netleşen bir durum yok demiş. Yani 12 numaranın şeyi falan İstanbul'da değil yalan söylüyor İtalya'da falan demişler. Oyuncu İstanbul'da. Garip. Ha bu arada Salim Manav bir açıklama yapmış. Kasımpaşa Yasin Özcan'ın sözleşmesinde iyileştirme ve güncelleme yaptığı için TFF sitesinde mukavelesi fesih olarak görülüyor. Güncel sözleşme TFF'nin resmi listesine düşecek yol ayrılığı söz konusu değil demiş. Yani beklenen de buydu. Ama çok tuhaf şeyler ya. Ha bir fesih etse Fenerbahçe'nin almasını isterdim açık söyleyeyim. Ya Emir Ortakaya aklıma gelmişken stoper demişken Emir Ortakaya için Göztepe ilgiliydi alakalıydı. Biz başta deneyeceğiz falan dedik. Sonra e, gönderelim dedik. Bu sefer de Göztepe istemiyor. Yani orayı başkasına dolduracağız diye. Görüşmeler sürüyor ama bunda kesinlik yok. Mesela ben size başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Emre Demir. Emre Demir. Kocaeli Spor'a. Burak Kapacak. Süper Lig'den bir takıma Samsun Spor olabilir. Buraya gitmek üzereler. Hani Belki bu videoyu izlediğiniz sırada bunların gitme kapını duyarsanız e, şaşırmayın. Benim en şaşırdığım isim Nazım Sangare. Hala bir yere gitmedi ama görüşmelerini sürdürüyor. Hani şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Burayı dikkatli dinleyin. Şimdi futbolcunun sen sözleşmesini fesh edeceksin. Ama futbolcu diyor ki ya bak sen sözleşmeni fesh edersen ben elim bağlı duruma düşerim. Menajerim görüşsün. Orayla görüşsün, burayla görüşsün desin ki hani size getirebilirim bon servissiz falan desin. Böyle şey yapalım diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Yağ Sabuncuoğlu TT ile falan post paylaşmış. Şimdi başkan Yağ Sabuncuoğlu'nu çok sevmiyor. 12 numara da çok sevmiyor. Acaba lan bu birlikte fotoğraf çekindi bundan ekmek yiyecek diye tiksinip transferden vazgeçmiş olabilir mi ya? Çok garip bir şeyler bunlar. Neyse. Bora Aydınlık aklıma gelmişken Hull City'ye kiralandı diye bir iddia ortaya atıldı Ajanspor tarafından. Ajanspor Saadettin Saran'ın ee, sahip olduğu kuruluş. 18 yaşındaki Bora Aydınlık inşallah Hal City'ye gider. Çok isterim. Çok memnun olurum. Çünkü iyi bir çocuk. 18 yaşında 44 maç 13 gol 1 asist. Forvet, kanat forvet oynayabilen bir resim. İnşallah doğrudur. Alban Lafont. Lafont Fenerbahçe'ye önerildi. Şimdi Livakovic iptal. Lafont olur mu hocam? Arkadaşlar Livakovic ee açık söyleyeyim pazar gününe kadar Dinamo Zagreb'de devam edeceğini söylemiş. Ve Fenerbahçe Livakovic dışında görüşlü kaleciler var. Navas da onlara dahil. Font da bize önerilmiş. Yalnız arkadaşlar oyuncunun transfer marketine bakarsanız kafayı yiyebilirsiniz. Niye? Yaşı 24. Boy 1.96. Transfer market değeri 16 milyon euro. Nantes'ın futbolcusu 16 milyon euro. Fransa milli takımına da seçilmiş ama oynamamış. 7,5 milyon euroya 2021'de Fiorentina'dan almışlar. 20 milyon eurolara görmüş. 27 Mart 2023'de ama bir düşüş var. Zamanda e, zamanında da Toulouse'dan Fiorentina 8 milyon euroya almış. Hani sıçrama yapıyor geri düşüyor. Sıçrama yapıyor geri düşüyor gibi bir olay olmuş. 238 maça çıkmış lig 1'de. 64 maçta gol yememiş. 308 gol yemiş ama Nantes'ın orta sıra takım olduğu düşünülürse. Son derece normal. Yani biz bu arkadaş alacaksak da herhalde 15 milyon euro falan vereceğizdir. Ben bir kaleci 15 milyon euro vermeyi bilmiyorum ya. Hani kaleciye 15 vereceğimizi orta sahaya 15 verelim. Ben daha çok kabul ederim. Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan hazırlık maçında İlker Karakaş sakatlanmış. Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekmiş. Hocam bunun ne önemi var? Kim oynarsa oynasın, kim oynamazsa oynamasın bize ne falan filan. Demeyin böyle şeyler. Adam yeni transferlere. orvet. Ee, ve Fenerbahçe'mizin 13 Ağustos'ta maçı var. Yani 10 gün sonra maçımız var. Türkiye bu 21de de oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hani ben tabii ki de sakatta istemem ama Fenerbahçe maçında futbolcular sakatlansın. iyi futbolcular. Kötülerle oynasınlar. Galatasaray maçında da aslar oynasın. Genelde tam tersi oluyor da mesela Gaziantep'in kalecisi Günay Galatasaray maçından önce gidip şey yaptıydı. Yedek kulübesindeki şeyle tartışıp sarı kart yediydi o maçtan önce. Çok enteresan o maçta oynamayacak diye. Falan filan. Gerçi Günay'ın karşısında Batuhan Şen'i falan almış. Galatasaray'dan. Ya yani Gaziantep'in kalecisi Batuhan Şen. Galatasaray'ın kalecisi. Çok garip ya. Erten falan var. Çok tuhaf bir e, kadrosu var Gaziantep'in. Yalnız bu kadro kalitesiyle Gaziantep Likte tutunabilir mi? O biraz soru işareti. Maxim Beşiktaş'a gitmişti geldi ama hani Beşiktaş'taki Maxim Lazar Markovic Maxim aslında iyi futbolcuları var. İyi de antrenman yapmış oldular. Neydi o Adekugbe falan mıydı sol bekte? Yok onun sözleşmesi mi bitmiş o gözükmüyor burada. Yani iyi futbolcuları vardı. Max Gradeli falan da almışlar. Garip yani. Gerçi Adeku ve Hatay indi ya. Ben nereden çıkarttım? Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Son olarak da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni sezonda hakem atamaları yine yapay zeka yapılacak. Var hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Kritik pozisyonlarda bak burası önemli. İlk haftadan bu lafını yiyecekler eminim. Kritik pozisyonlarda kontrol yapmayan hakemlere yaptırım uygulanacak. Külliyen yalan. Fenerbahçe düşmanı olan bütün hakemlerin Allah belasını versin. Allah bin belasını versin. Fenerbahçe düşmanlığıyla maç yönetenlerin. Bak Fenerbahçe düşmanı olabilirler ama Fenerbahçe maçını düşmanca yönetiyorlarsa Allah bin belasını versin. Aynı şekilde bir öğretmen Kürt diye bir öğrenciye ayrımcılık yapıyorsa Allah öğretmenin belasını versin. Bir doktor ne bileyim Fenerbahçeli değil diye başka birine ayrımcılık yapıyorsa Allah onun da belasını versin. Demek istediğimi anlayıp kim kendi karşı görüşünde diye insanlara ırkçılık yapıyorsa Allah bin belasını versin. Ha, hakemler saygı görmüyor falan filan. Hakemlerin saygı görmesi çok basit. Bak. Fenerbahçe maçında 15 cm ben var sistemi yokken şunu söyledim. Arkadaşlar 15 santime kadar ofsaydı görmezse ben bir şey diyemem. 15 santime kadar insanlık hali. 3 santim ofsayt var. Ya hakem bunu nasıl tespit etsin? Gözünü seveyim derdim. Şimdi ellerinde var var. Ben şunu iddia ediyorum. İstesinler Galatasaray küme düşürürler. Yalan diyen varsa en büyük şerefsizdir en büyük namussuzdur. Bak. İstesinler Galatasaray'ı küme düşürürler. İstesinler Beşiktaş'ı küme düşürürler. Yalan diyen var da şerefsizdir. O kadar söylüyorum size. O kadar söylüyorum. Çok net söylüyorum. İstesinler küme düşürürler. Ya bunun tam tersi de olabiliyor. İstesinler şampiyon yaparlar. Hani rakip gol atar offside'ımsı bir şeyler var falan filan derler. Galatasaraylı oyuncu 40 hafta boyunca sarı kart yemez. Rakibe tekme atar. lan kafasına falan basar. Yine sarı kart bile görmez. Kırmızıyı geçtim. İstediğinde şampiyon da yaparlar. E, hal böyleyken ben nasıl saygı duyuyum? Ben nasıl saygı duyuyum ya? Ben nasıl saygı duyuyum? Abi işini hakkıyla yapsınlar. Ya bak hata yapabilirler. Vallahi de billahi de yapabilirler. Ya ben öğretmen olarak mesela ağzından bir anda bir şey kaçar. Olur bu. Bak ağzından bir anda bir şey kaçar. Olur bu. Siz iş yerinizin elinize telefon tutuyorsunuz. Hop birden düştü. Olur. Alttan tuttum merak etmeyin. Olur. Bu bir anlıktır. Bu hatadır. Sen telefonu kaldırıp cama vurursan bu hata değildir. Bu kasıttır. Sen Fenerbahçe'nin 3 tane nizami golünü saymazsan bu kasıttır. Adana Demir maçında Ali Palabıyık adlı Fenerbahçe düşmanı. Sezonu sezonu bitirdi orada. Orada sezonu bitirdi. Tam tersi düşünün. O hafta Fenerbahçe Adana Demir'i yendiğini Galatasaray'ın hakemle kaybettiğini düşünün. Sezon değişirdi. Sezonun eni değişirdi. Boyu değişirdi. Sezonun her şeyi değişirdi. Ben size söylüyorum eğer var kafasına koysun istediği takımı küme düşürür. istediği takımı da şampiyon yapar. Bizim de isyanımız itirazımız buna. Bunu anlatabiliyor muyum? Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.